oldu İsmail Yılmaz. Evet. Sonra şey oldu. Yani var ya girmediği delik kalmadı. Kılıf kalmadı. Ama şunu da söyleyeyim size yani. İsmail Yılmaz gerçekten delikanlı, sevdiğimiz dostlarımızdan biridir. İsmail Yılmaz'a da fazladan konuşmuyor. O ayrı bir şey. Yani. Katı yok. Orada sıkıntı yok. Biz de severiz kendisini. Biz de severiz ama fazla sallamayın. Yani şimdi sen tereciye tere satmaya kalkarsan ne duruma düşersin Ali ya? Ya satmaya çalışıyor da satamıyor ki zaten. Ya işte yani bana tereciye tere satmaya çalışıyor. Ya böyle bir şey var mı? Ben daha ona, hem de senin gibi. Bak, daha ben ona dokunuyorsam namussuzum. Aynen. Benden ne cümleler var. Şimdi İsmail şarkısından kim rahatsız olur abi? He, İsmail olsun? He. Milyonlar izlemiş. Tıs İsmail diyor, hıyar İsmail diyor, seksek İsmail. Ne var bunda? Gitmiş o şeyin hikayesini okumuş. Mahkemelik işte nerelere kim dava ya sana. Ferhat abi, biz bir tane bir şarkı mı yapsak fıs diye? Olabilir. Onu çalarız. Ya neyse, arkadaşlar. Çocuğu var, nalet gelsin. TikTok açsın ya. Üç tane arkadaşlar. Osman, hoş geldin. Cennetteniz Kayhan Demir, teşekkürler. En sevmediğim insan tipi dedikoducu insanlar. Hiç sevmem dedikoducu insanları. Evet. İki kişi daha. Bana diyor ki kelime-i şehadet. Bak, beni çukura düşürmeye çalışıyor. Yani oku, bak ben öğrettim ona diyecek sana. Ulan bizim bir çocuklukta ulan 9-10 yaşında bizim öğrendiğimiz şeyler lan. Erdal abi hoş geldin Erdal. Öğrendiğimiz lan Allah'ımızın bize bahşettiği şeyler lan. Evet, ne atarsak dualar bunlar. 04 Miami, şerefli adam. Adamsın. Erdal Yaman. Vay. Cennetten de teşekkür ederiz. 04 Miami, şerefli, namuslu adam. Aynen. Teşekkür ederiz. 04 Miami, şerefli, o şimdi sen adam. Diyorsun ya oku. O onu yaptırmaya çalışıyor. Yani bizi o bilinçli yapıyor. Ya abi okusan ne olur? Hayır, tamam da. O. Yok, ben onu yaşatamıyorum. Ya. Kendi kafasında yayında bir şey kuruyor, başka kimse dinlemiyor. Aa kardeş, ben onu yaşatır mıyım? Görmüyor musun? Diyor altta kaldı. Her zaman arkadaşlar. Ya şimdi bak. Alihan Bey Sivaslı, Ferhat abi Urfalı, ben Elazığlıyım. Tamam mı? Ben işte ayıptır ya. Zaza aslındayım. Ferhat abi Kürt. Ya da aramızda Türk olanlar da var. Ya ben Kürt'üm ben. Ya sen niye bu insanları? Ya babam, sen Kürt, bu insanları ya, sen şey bu insanları ya kullanmayı bırak. Bizi en son temsil edecek kişi İsmail Yılmaz'dır arkadaşlar. Kardeşim ben. Baba, boyuna düşenler de varsa onlar da bir kendileri yani sorulsun. Baba tarafım Kürt, ana tarafım Türk. Nokta. Yani bunda, Allah Allah, gurur duyarım ben. Öyle şey olur mu ya? Tamam. Sen de benim gibisin. Benim de baba tarafım Türk, ana tarafım Kürt. Aynen. Aynı bayrağın altında yapıyoruz. Adam bayrak atana engelliyor ya. Yok ya. Nerede yaşıyorsun sen? Konya'da. Oranın sınırlarında ne geçerli? Türkiye Cumhuriyeti. Hangi bayrak? Ya kardeşim ben. Ya bırak ya be abicim. Ne mutlu Türk'üm diyene dedirtemedim ben ona ya. Hala konuşuyor. Ben bak, ne mutlu Kürt'üm diyene dedim ben. Kürt'üm. Evet. Ne mutlu Kürt'üm diyene diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyemiyor. Diyemedikten sonra olmaz İsmail. Ben de Kürt çocuğum. Şey ben de Türk çocuğum. Ben ikisini de söylüyorum. Sen niye söylemiyorsun? Aynen. Bu bayrağın altında. Her şeyden önce insanın kendisi olması lazım. Yan sanayi. Ya zihniyet olmaması lazım. Farklı bir şey abi ya. Ya saplantı ya. Öyle demek ki. Ben seni söylüyorum. Sen kusuyorsun. Seninle benim bir problemim yok yani. Kendi kendine bir şey yapma. Sorun yaratma yani. Anladın mı Miami? Heh. Hiçbir şekilde kızmıyorum yani. Ne sana kızıyorum, ne Erdal'a kızıyorum. Hiç kimseye kızmıyorum. Bu gönül işi. İsteyen herkes istediği yere atabilir. O nokta. Kadar ya. Bitti evet. Bu ya. Bu kadar. Nokta. Miami bana neden kızdığını bilmediğim için söylemek zorundayım. Benim seninle bir problemim yok Miami. Bunu bil yeter. Okey. O kadar. Nokta. Miami çok akıllı. Ama İsmail Yılmaz. O isim. İsmail Yılmaz'ın yazdı orada dedi de ona hak veriyor. Tabii doğru. Yani
İsmail Yılmaz en büyük düşmanıdır. Yarın İsmail Yılmaz'ın PK'da aklını alacağız. Bunu herkes görebilsin. Ayıptır. 600 kişiyiz. Şöyle bir elleri görük şöyle. Ben isteyince herkes bir şöyle kuvvetli tıklayabilirim arkadaşlar. 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3. Herkes şöyle bir ekranlara bassın bakalım. Evet. Basın. Ferhat abi basın. Arkadaşlar herkes şöyle bir ekranlara bassın bakalım. Basın. Bizim ekranları tıklayan yok mu? Herkes bir basın. Bizim ekranları kimse tıklayan yok. Basın. Hep beraber aynı anda bak. Şu anda basın. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Basın. 600 kişi şerefi. İnsanlar. Elleriniz dert görmesin be dostlarım. Tıklayın. Ya dedi sana soymuşlar. Nasıl konuşuyor? İşte bak Miami sen şimdi arkadaşlar onun o konuşma şeklinden sen olayı çözmüşsün zaten. Aynen. Miami. Anladın? Darısı diğer insanların başına bir şey demiyorum. Bak burada sen dalgalan var Alihan abi. Diyor ki Alihan benim engelimi kaldırsın yarın ona destek olamam diyor. Sen dalgalan. Sen alt dere dalgalan. Demek ki bir şey yaptın bir terbiyesizlik engellenmişsin kardeş. Sen müdahale ettin ya. Onu da koz kullanıyor. Diyor ki Sami sen karışma ben onu yaptım zaten. Üç kişi. Kullanıyor. Yani bize orada yani küçültme noktasında aşağıya çekiyor. Zavallı ben sana bir şey diyemiyor musun? Son bir kişi. Tamamladım ya abi baba. Ne diyor? Biz tamamlayamadık. Son bir kişi. Yok mu bir kişi arkadaşlar ya? Aa. Evet tamamladık. Ya 140 kişinin içinde arkadaşlar bizim dostlarım birazdan başlayacak. Evet, kim beyler, var lan burada? Başlıyor. Evet şu Allah an. Allah Allah. Tutuldum kaldım ya. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar adam insanı konuşturmuyor ki. En sonunda ben de Ferhat abiye bir tane mikrofon alacağım. Tamam mı? Ondan sonra var ya bakayım neler olacak. Aynen, adam konuşturmuyor ki. Miami'li şerefli adam. Turist kardeşim, güzel kardeşim. Yayını izlediysen adam konuşturmuyor. Mikrofonun da sesini son ses açmış. Evet. Biz burada bir tarafımızı yırtıyoruz. Burada da insanlar. Hayır var. Kendi tarafındaki olan o chat'teki insanlara şeye basıyor. O ses kapatıyor ya. Kendi konuşurken açıyor. Biz konuşurken oraya basıyor hemen. Ne kurnaz o? Bak diyor ki bak olabilir. Sen dalgalanda Alihan abi Türk bayrağı var profil resmi. Diyor ki geçen gün İsmail Yılmaz dedi diye engelledin beni diyor. Aa İsmail Yılmaz bunu engelle dediği kişi mi bu? Evet. Aa valla engelletti bizi. Adamın Türk bayrağı profili var. Adamın profil resmi Türk bayrağı. Zorla engelletmişti o mu? Onu engelle. O mu? Ya böyle bir şey yok. Arkadaşlar bak hala yanlış anlıyorsun. Bak adamda mikrofon var. Sesi bizden daha çok çıkıyor. Tabii. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Hayır bizi bir de ben de buraya kapatıyor. Bir de ben de buraya bir tane şey yapayım. Siz onun tarafındaysanız bizi kapatıyor. Yani biz konuşurken de yaygara yapıyor. Karambole getiriyor. Yani bizim söylediklerimiz de anlaşılmıyor. Yani kendine destek verenleri kandırıyor o. Gerçek doğruları söylemiyor. Mevzudan mı daha abi? Bilmiyorum abi de artık hangi mevzuda da. Ben bilmiyorum abi neden yattığını. Bir şey de diyemem. Arkadaşlar valla Ferhat abi bununla böyle şey yapacaksa biz de bir tane ses sistemi alalım. Öyle bir mikrofon alacağım ki en büyük parayı mikrofona vereceğiz. Bir bastım İsmail Mazon gözünü camı kırarsam. Yok. Vallahi diyorum ya. Gerek yok ya. Ya şimdi bir insan bırak o konuştukça da daha batıyor. Anladın mı? Yani benle ilgili konuştuğun, saçmaladığın şeyleri görüyorum. Benim en çok sevdiğim daha çok baktı. Benim en çok sevdiğim şarkı İsmail şarkısı mesela. Dinleyemiyorum onu. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Yok, bundan sonra çalacağız. İsmail şarkısı arkadaşlar bizim kırmızı çizgimizdir. Ve rica ediyorum arkadaşlar. O şarkıyı TikTok'ta alıp kullanalım, video yapalım. Alihan abi, bak buradaki 5 kişiye de söylüyorum. Arkadaşlar, İsmail şarkısını yarınlarına çekelim video. Ya yarın İsmail şarkısına bir klip çekelim. Aynen. Buradaki arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar İsmail şarkısını
birazcık TikTok'a tekrardan şey yapalım. Gündeme geçelim. Keşke bugün olsaydık ya. Şey ya. Ama Şehit var diye çalmadık abi. Yok yok, videoya yapalım. Videoya koyarız abi. Yok yok, ben şimdi video hazırlayacağım ya tekrar. İsmail Yılmaz'ın yarışımla ilgili video hazırlayacağım. Oraya İsmail'i koyacağım. Abi 10 numara şarkı. Ben seviyorum bak, şaka değil Ferhat abi. Yo, bir dediği. Ya erdi, erdi. Güzel kardeşim, sabahtan beri yazıyorsun. Hani görmeyeyim diyorum ama gerçekten bak kardeşim, Allah hepimize beyin vermiş, tamam mı? İnsanlar beyninin %10'unu kadar kullanabiliyor, tamam mı? Şimdi sen diyorsun ki o adamın konuştuğu kelimeler Ahmet Kaya, bak kardeşim. Taklitler aslında yaşatır, tamam okey, ama o adam değil. Değil. Tamam, önce bunu bir beyninde ayır. Ahmet Kaya, Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Tabii. Bu adam İsmail Yılmaz. Ahmet Kaya farklı bir karakteristik, özelliklere sahip bir insandı. Doğru mu? O farklıydı. Ahmet Kaya'yı kimse parasıyla satın alamazdı. Doğru mu abi? Of. He? Fena. Şimdi yani arkadaşlar görün, daha her şeyi de ben anlatmayayım. Allah ne diyorum bak, hepimize vermiş. Mesela diyor ki ben diyor üniversiteyi okumuşum. Ulan o zaman TikTok'ta ne iş? O ayrı bir bu şey. Bu defa başka bir şey. Hemen bizi karambole getiriyor konuşmalarımızı. Duymasın kimse. O ayrı bir şey. Ahmet Kaya yani zulüm görmüş, çatal fırlatmış. Saat 5.30-4.30 ya. Tamam bu şey olsun, son el olsun, çıkalım. Yani o arkadaş ayrı. Bunu lütfen herkes anlasın. Aynen. Mesut, hoş geldin. Ya Mustafa Kaya bile, Mustafa abi bile diyor ki ya bıraksınlar, adam rahat uyusun diyor ya. Bundan sonra tek şarkımız İsmail şarkısıdır. Nokta. Aynen. Arkadaşlar birazdan video hazırlıyorum. Ya biliyorsunuz bugün... Ya bırak, yine de çoluk çocuğu var, nalet gelsin. Abi yok, şarkıda bir şey demiyor ki. İsmail tek tek sekerek diyor abi. Ne alakası var onunla? Evet. Tek tek sekerek İsmail diyor. Yok şeye kızıyor ya. Allah belanı versin İsmail diyorsun. Bak Erdi'cim, güzel kardeşim. Sen gerçekten yani hasta bir ruh sana demeyeceğim ama hala inat ediyorsun. Bak baba, Ferhat abide de hata olabilir. Bende de olabilir. Ya olabilir. Biz hepimiz kuluz, tamam mı? Bugün geçmişten gelen peygamberlerin bile hatası var. Hazreti Yusuf'u kuyuya atıyorlar. O imparatordan, yani o zaman işte Mısır'ın şeyinden yardım istiyor. Ondan istiyor. Allah'tan istemiyor diye 7 sene daha zindanda kalıyor. Yani peygamberler bile hata yapıyor. Hepimiz insanız. Hatalarımız olabilir. Eksiklerimiz olabilir. Aynen. Her şey olabilir. Anladın mı? Ama Allah'ın soracağı soruları İsmail Yılmaz kimseye soramaz. Doğru. Bu kadar basit. Anladın mı? Bu kadar basit. Ben sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes gerçekten ya kardeş, o şimdi bilinçli şekilde bana bunu yani şey yapıyor gibi, bize yok yok çok ben... bilmiş yani, biz bir şey bilmemiş gibi, şimdi o duruma düşecektik biz, anladın mı? Onun için okumadım. Nokta. O kim ki? Nokta. Arkadaşlar ya gerek yok. Peki, ya muhabbet. Bir turist, o da yapıyor. Aynısını git ona da yaz kardeşim. Sana diyeyim ki adaletli adamsın. Ne diyor? Turist kim ya? Ha? Ha arkadaşlar bak, niye yapıyorsunuz? Ben Ferhat abi hiç istemiyor onunla şey yapmayı, PK yapmayı, ama aynen. Ben onu sinir etmeyi sevdiğim için, bak benim özel şeyim bu. TikTok'ta ilk günden yani onu, yani o sinirlendiği zaman hoşuma gittiği için ve izleyicilerin de hoşuna gittiği için, tamam, böyle bir tespitim var. O yüzden PK yapıyoruz. Adam farklı bir adam. Yani şimdi İsmail Yılmaz dediğin zaman bir sürü şey çıkıyor arkasından, anladın mı? Ama biz ona bakmıyoruz. Biz ne diyoruz abi? Biz PK'mıza bakıyoruz. Ve ben onu sinir etmeyi sevdiğim için yayın yapıyoruz. Bu kadar. Ha, normal hayatta da birebir konuşuyorum. Normal insan. İyi bir insan olduğunu da düşünüyorum. Kendisinin kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama burada ekranın karşısına geçti mi, burada ışıklar yandığında mı, farklı bir adam oluyor. Yenilgi azmedemiyor. Edemiyor. Öyle, burada değişiyor. Değişiyor. Son elimiz olsun burada. Ha, bu son elimiz. Son el abi ya. Abi bir şey geldi ya. Ben de kapatıyorum. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz. Bir tane burun yenelim, şunu kapatalım ben. Burunla. Arkadaşlar, Miami
Erdal Yaman, Burak Efar. Arkadaşlar bize bugün bütün destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet.